Şimdi altına bakıyorum. Ben altınla başlayacağım biraz. Daha doğrusu şöyle, konuştuğumuz kadarıyla piyasada aslında hani diyorduk ya biz piyasa neyi fiyatlıyor, bilmiyor, işte anketler vesaire vesaire göremiyor önünü. Şimdi son tahlilde piyasalar bir 10 gün daha tamamen bu ortamın bitmesini beklemediklerini İkinci fiyatlıyorlar. Tur yani ihtimalinin arttığını. İkinci, evet, ikinci tur ihtimali fiyatlanıyor piyasalarda. Evet. Ama hacim falan çok düşük. Dün 41 milyar TL'lik bir hacim vardı. Yani çok düşük yani. Normalde 100 lira ortası, 100 milyar TL'dir ortalaması. Şimdi burada uluslararası piyasalarda da altın 2088'i gördü. FED kararı vardı biliyorsun. Gram altında 1292 seviyelerini gördü. Bu arada hemen hızlıca borsa kapanışlarını da verelim. Dün nasıl kapanışlar yaptık onları da ifade edelim. Şimdi gram altın 1282, çeyrek altın 2097 TL, yarım altın 4195, tam altın 8363 TL'den işlem görüyor. Piyasa tarafında dün %1.62'lik bir kayıp vardı. Yalnız 4482 seviyesine kadar geriledi Borsa İstanbul. Şu an en önemli direnç seviyesi 5000 oldu. Çok önemli bir seviye oldu daha doğrusu orası bu saatten sonra. Çünkü orada çok oyalandı. Dolayısıyla orayı sağlamlaştırdı diyebiliriz. Dolar TL 19.49, zaten çok değişen bir şey yok ama kapalı çarşı fiyatları farklı. Euro 21.51, Euro dolar 1.10'larda işlemlerine devam ediyor. Son bir faize bakalım. Özellikle politika, daha doğrusu ortodoks politikalar geçildiği takdirde genel itibariyle dolardaki seviyeyi 25 bekleyen JP Morgan, eğer o politikalara dönülmezse 30 beklediğini ifade etmişti. Dün konuştuk. 7.6'ın görüyoruz faiz tarafını. Brent petrol 73 dolar 11 sent. Ham petrol 69 dolar 28 sent. Dolarda bir gerileme mevcut. Yavuz. Evet. Yani burada tabii altından açtın sen konuyu. Altın, evet, tabii yani biraz Fed'in verdiği mesajlardan daha kaotik bir dönemin hala devam edeceği mesajını aldığı için o hareketi gösteriyor. Onu söyleyeyim. Onun mesajını verdi. Yani evet, risk devam ediyor mesajını verdi. Risk devam verdi. Ediyor. Bir de artı yani hani sonuçta altın hala bütün bu yön tayin edilemeyen dönemde sığınılan bir yani yatırım aracı olduğu için ilgi görüyor, devam ediyor ilgi görmeye. İçeride de zaten bir ilgi var. Hatırlarsan içerideki ilginin iki sebebi vardı. Bir tanesi hem bu belirsizlikler, hem içerideki belirsizlikler, bir de üstüne işte döviz konusunda sıkıntılar yaşandığı noktada altına yönelme görmüştük. Dolayısıyla altın Türk lirası bazında yani daha da hızlı gidiyor. Yani şeye nazaran, dolar bazındaki artışına nazaran. Ama yani senin de aktardığın gibi şu anda piyasaları aslında bu yönsüzlüğü, yani bu fikir alamaması biraz anketlerden kaynaklandığını söylemiştik zaten. Şimdi seçim yasakları da başladığı için aslında, evet, bir parça daha böyle hani belirsiz bir ortam oluşmuş oldu anketler konusunda. Ama ne oluyor bu sefer? El altından, yani işte WhatsApp gruplarından, sosyal medyada falan böyle çeşitli rakamlar dolanıyor ortalıkta. Bunun da aslında sakıncası var. Çünkü yani ben bunun hani siyasi olarak sakıncasından bahsetmiyorum ama piyasa etkileri açısından baktığınız zaman bu sefer hani bunlar konuşulmaya başlıyor el altından ve sanki çok doğru bilgilermiş gibi yayılıyor. Dün sosyal medyada gördüm hala, evet, anket yayınlayan hesaplar var. WhatsApp gruplarında piyasa uzmanları birbirine atıyorlar vesaire, her tarafta dolanıyor. Sonuçta bu tabii yani asimetrik bilgiler de olabiliyor bunların içerisinde. Dolayısıyla bunlar tabii işte borsadaki bu hacimsizliği yaratan da bu aslında. İştahsızlık diyelim biz buna. Tam anlamıyla bir iştahsızlık söz konusu. Yani yemeden içmeden kesilmiş gibi borsa. Hani niye? Çünkü önünü göremiyor. Yani ne olduğunu bilemiyor. Ha, deniyor ki işte bu ortada dolanan reveriler dolayısıyla işte ikinci tur ihtimali var. Dolayısıyla olursa öyle olursa böyle olur falan. Yani o nedenle de böyle kararsız bir aşağı yönlü, yukarı yönlü, her gün farklı bir ruh halinde bir borsa görüyoruz. Şimdi, yani bunu dolayısıyla çok sağlıklı bir yön değil. Çünkü hani ama dediğim gibi hep tekrar ediyorum. Böyle dönemlerde elinizde bir şirket hissesi var. Bu şirket olduğu yerde duruyor. Bir değer üretiyor. Ona güveniyorsanız mümkünse hani bu kararınızı hızlıca değiştirmeyin. Yani insanlar bunu hisse satışı yönünde yani hızlı karar almasınlar. Çünkü borsa gerçekten öyle bir şey değil. Bir şirketin ortağı oluyorsunuz, unutmayın. Yani dolar almak gibi değil. Dolar alınca dolar ortak olmuyorsunuz. Ama borsa hissesi alınca o şirketin küçük de olsa ortağı oluyorsunuz. O yüzden ona göre değerlendirin. Evet, öyle bakmak gerekiyor biraz. Bir de sektör bazında belki biraz daha tabii, dikkat tabii, onlar etmek da lazım. Önemli. Şimdi biz bugün neler konuşacağız? Ben hızlıca, bu arada radyoda bizi dinleyenler de göremediği için hızlıca söyleyeyim. Şimdi hem altın konusu var. Yılın ikinci enflasyon raporu geldi.
Merkez Bankası'nın net rezervleri 1,5 ayda 12,5 milyar dolar kadar azaldı. Evet. Bunun biraz detaylarına ben bakmak istiyorum, seninle evet. gireriz. 2022 gelir dağılımı geldi. TÜİK en zengin %20'nin payının arttığını görüyoruz. Artı 1,3. Evet. Ancak ücretli maaşlı çalışanların %21,5 artışı var. Diğerlerde çok yüksek. İşverende mesela 61,8. İşveren de kazanmış. Kamu işçisi zam pazarlığı son aşamasında konuşacağız. Erdoğan'ın maaş zammı açıklaması vardı. Onu da aktaracağız. Bu arada EPDK Başkanı'ndan dün akşam açıklamalar aldık. Maliyet 40 milyar TL ücretsiz doğalgaz kullanımı. Yine bakacağız. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışı vardı. Onu da konuşacağız diyelim. Hemen ikinci başlığımıza devam edelim. Evet. Şimdi dediğin gibi bu altın meselesi, yani şu 2088 FED arkasından anladığım kadarıyla şu mu oldu? FED net bir şey söylemedi. İşte şahin olamadı, güvercin olamadı. Ama olabilirdi, olabilirdi dedi. Işaret etti. Evet. Tabii verilere bakacağım hala dedi. Tabii. Mesela Haziran ayında kesinlikle bitiriyorum demedi ama olacak da demedi. Herhalde o belirsizliği yani şunu söylemek algıladı lazım. Değil evet, mi? Tabii tabii, mesela kriptoda da negatif etkiledi. Neden? Çünkü yani hala faiz artışının devam edebileceği, yani keskin bir şekilde ben faiz artışını bitirdim demedi çünkü. Yani dolayısıyla demediği için de gerek kripto dünyası gerekse altın piyasası bundan farklı şekilde etkilendi. Altın dünyası biraz daha bunu kriz algıladı. Daha negatif algıladı. Tabii kripto piyasası da en nihayetinde faiz artışının süreceği beklentisiyle negatif etkilenmiş oldu. Ama dediğim gibi yani bu yani bu sürecin böyle devam ediyor olması tabii kilitliyor bir şekilde piyasaları.